Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şöyle tığımın numarasını da göstereyim. 22 numara tığımın numarası ve hazırlamış olduğum modelim de şu şekilde. Bakın. Şöyle bir iğneden tığa model. Bakın, kirpikli trabzanların üzerine yapılmış olan yaprağın üstünde böyle çilekler yaptım sizler için. İsmi çilek mi onu da bilmiyorum ama arkadaşlar çileğe benzettiğim için bu şekilde çilek dedim. Çok hoş ve çok tatlı oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şöyle ilmeklerin üzerine sallanan çilekler oldu gibi. Çok hoş. Çok güzel yapılası bir model olduğunu düşünüyorum. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. İki tane çileğimizin arasına bu şekilde 10 tane kirpikli trabzan yaptım ara mesafesi olarak. Şöyle bakın, daha önce 9 tanesini böyle sizler için hazırlamışım arkadaşlar. Onu tamamlayıp devam edelim işimize. İlk başlarken de aynen bu şekilde başlıyoruz. İpimizi tığımıza tutturuyoruz. Bir defa tığı dolayıp hemen yandaki boş tığ battıya 2 2 alarak bir trabzan. Hemen 4 zincir. Kapatıyorum 4 zincirimi buraya. Bir tane bu şekilde kirpik yaptım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Hemen 2 2 alarak boş bir trabzan yaptım. 10 tane ara sunu yaptıktan sonra şöyle boş bir trabzan, sıradaki tığ battıya girip 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir trabzanımın içine girip kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki boş olan tığ battıya 2 2 alarak trabzanımı yaptım. Bakın. 10 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim bu şekilde. Diğer ilk yapmış olduğum bu boş trabzan tepe noktasına 10 zincirimi kapatıyorum. Şöyle bir iki tane zincir çekiyorum. Düz tarafına döndüm. Bu şekilde yuvasını hazırladık. Şimdi yaprağımızın yapılışına başlayalım. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. İki defa tığımı doladım. Hemen yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 ve 2 alarak bakın 3. trabzanı yaptım. İki defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 1, 2, 2, 2 alarak 4. trabzanı da bu uzunlukta yaptım. 4 zincir. 4 zincirimi buraya kapatıyorum. Bir tane tomurcuk oluşturdum. Geri kalan kısma da 5 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğneyi yaptım. 6. sık iğneyi de hemen yuvamda yapıyorum. Yaprağımın işlemi tamam arkadaşlar. Bu şekilde orta büyüklükte bir yaprak yapıyorum. Şöyle yaprağımı kenara alalım. Çünkü buraya 5 tane ilmek alacağız. Bir zincirimi çektim, ipimi uzattım. Hemen bu cam sil hortumunun arkadaşlar fısfısın hortumunu aparat olarak kullanıyorum. İlmeğime geçirdim. Bakın. Buraya yuvanın içine giriyorum. Şöyle dibinde 1 ve 2 tane zincir çekip aparatıma taktım. Kolay olsun diye ben ucundan kestim. Bu uzun oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrar 2 zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. 3 oldu. 1, 2 zincir. 4 oldu. 1, 2 zincir. Bu da 5 oldu. Evet. 5 tane bu şekilde ilmeği topladık. Yine buraya yaprak yapacağız. İlk yaprak gibi. 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. İki defa tığımı doladım. Hemen
Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Yine 2 defa doladım. 4. trabzanımızı da 2 defa doluyoruz. Fakat burada 1 alıyorum. 1, 2, 2 ve 2 alarak 4. trabzanımı yaptım. 4 zincir. Yuvanın içine, yani trabzanın arasına giriyor. Bu 4 zinciri buraya tomurcuk olarak kapattım. Şöyle 1, 5 tane buraya sık iğne yapacağım. 2, 3, 4 ve 5. Trabzanlara 5 tane sık iğne yapıyorum. 6. yuvada hemen yanına bir sık iğne yapıyorum. Bak. Şöyle aşağı meyilli olduğu için. Hemen arkadaşlar şöyle şu aparatı bir çıkaralım. Bakın buca kadar gelmiş. Bu şekilde. Sola doğru da elimle yatırdım. Yapraklarımız hazır. Yine ara suyuna başlayalım. Bir defa tığımı doladım. Bir sonraki boş olan tığ battıya 2-2 girerek bu şekilde trabzanımı hazırladım. Tepesine 4 tane zincir çekiyorum. Trabzanın arasına girip şöyle beline sık iğne ile bağladım. Bir zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvanın içine girdim. 2 ve 2. 4 zincir. Yine trabzanın arasından girip sık iğne ile buraya sabitledim. Bir zincir. Bir defa dola. Boş tığ battıya 2 2 alarak bu şekilde trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde 10 tane kirpikli trabzanın arası yapıp sonra boş trabzanları yapıp yaprağımızı ve ilmeklerimizi yapıp çimenimizi bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi bu çileklerimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi modelimizin yapılışına başlayalım. İlk ilmeğimizin içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve buraya bu şekilde 3 tane zincir çekiyorum. Hemen 3 zincirimi ilmeğimin içine girip sık iğne ile buraya sabitledim. Bakın 3 zincirden ilk yuvamızı yaptık. Yine 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Sıradaki yuvamın içine giriyorum. Sabit. 1, 2, 3 zincir. Bakın son ilmeğe geldiğimizde tüm yuvalar hazırlarken son ilmeğe geldiğimizde trabzan yapacağız. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Son ilmeğimin içine girdim. Şöyle 1, 2 ve 2. Bu şekilde son ilmeğe 2 zincir ve trabzan yaptım. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum üzerine. Hemen ters tarafına çevirdim. Burayı atlayıp ikincinin içine giriyorum. Burası bizim kesim noktamız hem de. Şöyle bir tane yuva hazırladım. 1, 2, 3 zincir. Evet. Yine bir yuva daha yaptık. Bakın yine son yuvamıza geldik. Son yuvaya gelince hemen 2 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvanın içine girip şöyle bir tekrar yapalım. 1, 2 ve 2. Bu şekilde son yuvaları trabzan yaparak yuva ve kesim işlemi gerçekleştiriyorum. 4 zincir köşelerde 4 zincir çekiyorum ve düz tarafına döndüm. Buraya kapatıyorum. Yuva hazırladım. Yine sona geldik. Tüm son yuvalarımıza 2 zincir ve içerisine trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 2. Bakın bu şekilde. Dönüşte bakın tek yuvamız olacak. O yüzden sadece 2 zincir çekiyorum ve düz tarafına döndüm. Şimdi bu tekleri ve sonları trabzan yaptığımız için sonunu da trabzan yaparak bitireceğim. 1, 2 ve 2. Bu şekilde şöyle bir güzel yuvamız, bademimiz oldu. Bir zincirimi çektim. Hemen ipimi koparıyorum. Şöyle biraz yakın koparıyorum. Düz tarafını çeviriyorum. İşlemimiz ters tarafında bitti. Yakım işlemini düz tarafından yapacağım. Bakın hemen arkaya yapıştıracağım yakıp uçlarını. Şöyle arkaya dönük. Bunu biraz uzun kesmişiz. Şöyle bakın
Yakın işlemi şöyle az bir şey kalıyor ya arkadaşlar. Yakın işlemine böyle az bir şey bırakıp şöyle arkaya doğru meyil. Yani yanık izi arka tarafta olursa güzel oluyor. Evet, şu şekilde. Siz daha iyi yaparsınız kameradan, ben bu kadar yakabildim. Şimdi bunun kenar beyaz kontürünü gidelim. Şimdi bu sarı yuvanın, ilk yapmış olduğumuz bu sarı yuvanın içinden beyaz ipimi sık iğne ile buraya sabitledim ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen sıradaki bu yuvanın içine girdim. 3 zincirimi kapattım. Kenar kontür işlemini yapıyoruz bu şekilde. 3 zincir yuvanın içine girdim. Kapattım. 3 zincir. Bakın burada yapmış olduğumuz yuvanın içine şöyle sağ tarafından sık iğne ile sabitledim. Yine 3 zincir çektim. Bu yakmış olduğumuz, bakın bu şekilde arka tarafta kalacak. Zincirimin arkasında güzel bir görüntü olacak. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Ve kapattım bu şekilde. 3 zincir yuvanın içine giriyorum. Sıradaki yuvanın içine. Bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, 3 zincirimizi son yapmış olduğumuz bu trabzanımızın da kenarına kapatıp şöyle dibinde de sıkı sıkı bir zincir çekiyorum. İpimi kopardım. Evet arkadaşlar. Kenar kontürümüz de bu şekilde. Bir sırada aynı işlem sarı gideceğiz şimdi. Evet. Yine aynı şekilde sarı yuvanın, ilk sarı yuvanın beyazı sık iğne ile yaptığımız yerin hemen yanına beyazın dibine bir sık iğne daha yapıyoruz. Aynı yere bir sık iğne daha yaptım. Şöyle bir, 2, 3 zincirimi çektim sıkı sıkı. Beyazın içine giriyorum. Beyaz bir 3 zincirli yuvanın içine girip 3 zincirli sarı yuva yapıyorum. 3 zincir sıradaki yuvamın içine, beyaz yuvanın içine sabitledim. Yine 3 zincir sıradaki beyaz yuvanın içine sabitliyorum. 3 zincir sıradaki beyaz yuvanın içine şöyle sabitledim. Ve sıradaki 3 zincirimi çekiyorum. Beyaz yuvaya giriyorum. Bakın buraya, tepeye bir tane giriyorum. Burada da aynı şekilde sanırsam. Evet arkadaşlar. Tepeye bir tane bakın. Şimdi sırada 1, 2, 3 zincir. Ve sıradaki yuvaya girdim. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki yuvamın içine giriyorum. Sabit. 3 zincir ilk sarı yuvaya, hemen o beyaz sık iğnenin yanına bir de sarı sık iğne ile 3 zincirimi kapatıyorum bu şekilde. Hemen bir zincirimi çekip ipimi kopardım. Bakın bu şekilde oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Güzel bir duruşu oldu. Hemen şu ipleri yakıp temizleyip geleyim. Evet arkadaşlar. Yapmış olduğumuz modelimiz bu şekilde. Bakın çok güzel, çok zarif bir model oldu. İğneden tığa hem kolay hem zarif hem güzel. Bakın arkadaşlar, ben çok beğendim. İnşallah sizler de bu şekilde beğenmişsinizdir modelimi. Çok tatlı oldu. Şöyle bir de ters tarafından bakalım modelimize. Evet. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Çok zarif de gözüküyor. Şöyle. Modelim bu şekilde. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle yakın plan tutayım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.